Değerli dostlarım, merhabalar arkadaşlar. Şimdi üçgende açı kenar bağıntıları konusuna geçiyoruz. Birinci testiyle hemen başlıyorum dostlar sorularını çözmeye. Şu ayar kısmına da bir bakalım. Gayet güzel gözüküyor her şey. Hemen başlıyorum. Diyor ki, şekildeki ABCD dörtgeninde verilen açı ölçülerine göre şeklin en uzun kenarı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi böyle en uzun kenar sorulduğu zaman bir kere öncelikle 1. Eksik olan tüm açıları bulacaksınız şekilde dostlarım. Hemen bulalım. 60, 56 daha 116 yapar. 116 ise şuraya da 64 kaldı. 50, 75 daha 125 yapar. Şuraya da 25 kaldı. Bakın en uzun kenarı da sorsa, en kısa kenarı da sorsa hamlem şu. Verilen üçgenlerdeki, şimdi en uzunu sorduğu için en büyük açıyı buluyorum. İşte bu birinci üçgendeki en büyük açı 64. Bu açıdan karşısındaki kenara doğru bir ok çiziyorum dostlar. Ok yöntemini yapacağım. Bunu normal konu anlatım videomuzda söylemiştik. Şimdi bir de diğer üçgende de aynı muhabbeti yapıyorum. Bakın 75 en büyük açı, karşısındaki kenara oku çizdim dostlarım. İşte bütün üçgenlerde bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bir geri çekilip oklara bakın. Nereden başlar bu oklar? En başı burası oldu. Takip et, gidiyor. Buradan da sağa dön diyor. İşte okun bittiği yerdeki kenar senin cevabın olacak arkadaşlarım. Bir numaralı sorumuzun cevabı AD. Geldik 2 numaraya. Şekilde verilen açı değerlerine göre kenar uzunluklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen başlıyorum dostlar. Yine ilk önce eksik açıları bulacağım. 62, 50 daha 112. O halde buraya kaldı 68. Bak hemen şu soldaki üçgende en büyük açı 68 olduğu için karşısındaki kenar en büyük kenar. Yani B büyüktür. İkinci büyük açımız 62, o zaman ikinci büyük açımız A, B büyüktür A'dan ve en küçük açı 50, demek ki en küçük kenarda C, B büyüktür A'dan, A da büyüktür C'den. Şimdi B A'dan büyük olacak arkadaşlarım. O halde şurada bakalım, B A'dan küçük, bunu sildim, B A'dan büyük dursun, B A'dan büyük, B A'dan büyük, B A'dan büyük, tamam. Buradan hatta A C'den büyük olacakmış. Bakın burada AC'den küçük, bunu da sildim. AC'den büyük dursun, büyük dursun. Burada da büyük, bu da dursun. Devam ediyorum. Geldim yandaki üçgene. Şimdi bu üçgende 74, 36 daha 110 yaptı değil mi? Doğru mu hesapladık? Evet 110. Şuraya da kaldı 70. Şimdi bu üçgeni de hemen sıralayalım. En büyük kenarımız C. O halde C büyüktür. Sonraki kenarımız 70'in karşısındaki Denizli, sonraki kenarımız 36'nın karşısındaki Edirne olacak. İşte bunun da sıralamasını yaptık. Bakın demek ki C, D'den büyük olacak. D de E'den büyük olacak. B, A, C, D, E. Yani Bursa şıkkındaki cevap direkt kendiliğinden çıktı. Çok zorlamadı bizi soru arkadaşlarım. Geçelim 3 numaralı soruya. Evet ne diyor? ABC çeşit kenar üçgen, kaç farklı x tam sayı değeri vardır. Şimdi kural neydi? Üçgen olma kuralı. Diyor ki bilinmeyeni ortaya yaz. Herhangi bir kenara aldım. X'i aldım. Diğer ikisinin toplamından küçük, yani 13'ten küçük. Diğer ikisinin farkı, yani 5'ten de büyük olacak diyordu. Ne var bu aralıktaki sayılarda? 6 var, 7 var, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değer varmış gibi gözüküyor. Ama burada dikkat etmen gereken husus ne? Bu üçgen çeşit kenarmış. Yani hiçbir kenarı bir diğer kenarla aynı uzunlukta değilmiş. O halde benim x dediğim kenar 9 da olmayacak, 4 de olmayacak. 4 zaten olmuyor. O zaman sadece 9 olmayacak. Demek ki kalan 7 tane değeri x alabilir dedik dostlarım. 4 numaralı soruya geldim. Evet diyor ki ABC açısı, ABC şu açı büyük bir açıymış. Nereden? BAC'den. Demek ki şu da küçük açı. Büyük açının karşısındaki kenar, yani AC kenarı
O halde büyük olacak küçük açının karşısındaki kenardan, yani 14'te. Peki. ABC üçgeninde kenar uzunlukları tam sayıymış. Bütün kenar uzunlukları tam sayı. Buna göre çevre ABC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Çevresini soruyor. Biz şu kenara X, şu kenara da Y diyelim. Şimdilik bildiğim bilgi şu. Y, yani AC kenarı Y büyüktür X kenarında. Bunu biliyorum şimdi ben. 14'ten X'ten değil. Bir diğer bildiğim bilgi de şu. Üçgen olma eşitsizliği. Yani 14 dediğim sayı diğer ikisinin toplamından küçük olacak. Bunu biliyorum bir de dostlarım. X ile Y'nin toplamı 14'ten büyük olacak. Eyvallah, bunu da biliyoruz. Buna göre çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hemen başlayalım şimdi. X artı Y 14'ten büyük olacak. Peki bu durumda X artı Y 15 olabilir diyebilir miyim arkadaşlarım? X artı Y eşittir 15 olsun. Tamam hocam, X artı Y eşittir 15 oldu. Peki kenar uzunlukları tam sayı olacaktı. İşte X 1 olsa Y 14 olur. X 2 olsa Y 13 olur diye gidiyor bunlar. Ama biz ne biliyoruz bir de? Y'nin 14'ten büyük olduğunu biliyoruz dostlarım. Y 14'ten de büyük bir sayı. Yani X'i ben en küçük 1 seçerim bu durumda. 1 seçebilirim. Ama Y'yi de en küçük 15 seçerim. O yüzden toplamlarını 16 almak zorundayım. Toplamları 16 şu ikisinin. Bir de 14 var burada. Üçünün toplamı ne yaptı dostlarım? 30 yaptı değil mi? 14. Bu ikisinin de toplamı. Peki 16 olduğunda buraya 2 diyeceğim bu durumda. Buna da 15 dediğimi düşünelim. Peki bu 2, bu da 15. Peki bu yine üçgen olma eşitsizliğini sağlıyor mu? Buna bakacağız bir de dostlarım. Peki üçgen olabilmesi için ne diyeceğim kardeşim? İkisinin toplamı buradan büyük olacak. Evet, doğru. İkisinin farkı, yani 15'ten 2'yi çıkarttım. Buradan küçük olacak. Evet, bu da doğru. Şimdi oldu işte bakın. 1 deyince olmuyor ama 2 deyince farkları 14'ten küçük geldi. O halde 2'yi seçtim. 15 ile 2'nin toplamı 17. Bir de 14 geldi buradan. Toplamları oldu. Çevremiz oldu 31. 4'ün cevabı Ceyhan mıymış? Evet, Ceyhan, geçtim bunu da. 5 numaraya geldik dostlarım. Şimdi AD diktir DC'ye diyor. AB'yi 12, 8 vermiş. AC'nin en küçük tam sayı değeri. Şimdi şu üçgende AC dediğimiz kenar hipotenüs. Hipotenüs dik kenarlardan daima büyük olmak zorunda. Yani AC dediğim şey 8'den büyük olmak zorunda. E peki en az kaç olur o zaman? 9. İşte AC'nin en küçük tam sayı değeri 9'dur. BC'nin en büyük tam sayı değeri, yani şuradaki X'in en büyük değerini soruyor. Peki ne biliyoruz üçgen eşitsizliğinde? Diğer ikisinin farkından büyük, yani 3'ten. Diğer ikisinin toplamı 21'den de ne dedik? Küçük olacak dedik. 21'den küçükse en fazla kaç olur arkadaşım? 20 olur dedim. Yapıştır gelsin. 6. sorudayız dostlar. Hemen bakıyoruz. ABC bir üçgen. AC'yi 8 vermiş. BC'yi 13 vermiş. AB'yi 2x artı 1 demiş. Buna göre, verilenlere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi ben hemen 2x artı 1'i ortaya aldım. 2x artı 1. Küçüktür dedim ikisinin toplamı 21'den, büyüktür ikisinin farkı 5'ten. 5'ten büyük, 21'den küçük. Hadi her taraftan 1 çıkaralım, şu 1'den kurtulalım. 4 olur, 2x olur ve 20 olur. 2'ye bölelim, 2 olur, x olur ve 1 de ne olur arkadaşlarım? 10. İşte x bu aralıktaki değerleri alacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alacak. X dediğimiz şey kaç tane var? 3, 6, 7 tane değeri varmış X'in. Geçtim 7. sorumuza. Diyor ki AD 3, 4, 9. ADB açısı, şuradaki açı 90 dereceden büyükmüş. Büyüktür 90. Ben diyorum ki lan burası 90 olsaydı bu 5 olurdu. Ama 90'dan büyükse bu şu demektir ki AB de 5'ten büyük olacak. Peki AB bir tam sayıymış. BC'nin diyor X'in
kaç farklı değeri vardır diye bir soru soruyor. Şimdi burayı seçebildiğim kadar küçük alacağım. 5'ten büyük olacak ve tam sayı olacaksa ben burayı 6 seçtim dostlar. Peki x diğer ikisinin toplamı 15'ten küçük, diğer ikisinin farkı 3'ten büyük olacak. Bu aralıkta kaç tane sayı vardır diye soruyor. Kısaca nasıl buluyorduk bunu dostlarım? Büyükten küçüğü çıkart 12, bir de 1 çıkart diyorduk. Bir büyükten küçüğü çıkart, bir de eksi 1 yapıyorduk. 11 tane değeri vardır dedim. 7. sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. 8'i okuyalım. Üçgenin iç açılarından birinin ölçüsü 90 dereceden büyük olması durumunda üçgene geniş açılı üçgen denir. Hangisi geniş açılı üçgenin kenar uzunlukları olamaz diye soruyor dostlar. Bu tek tek şıkları deneme sorusu. Ben bir A şıkkını deneyeyim ilk önce. Şimdi geniş açılı üçgenmiş. Eğer ki 90 derece olsaydı, hani dik üçgen olsaydı, bu 4 dediğim şey 4'ün karesi eşit olacaktı. Diğer ikisinin kareleri toplamına, yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi diyecektim. Eğer ki geniş açılı üçgen, yani 90'dan 90 olsaydı eşittir diyorum. Ama geniş açılı üçgen demek 90'dan büyük demek. O zaman bunun da büyük olması lazım. Bakalım 4'ün karesi 16 büyük müdür 13'ten? Evet, 16 13'ten büyüktür. Demek ki A şıkkı geniş açılı bir üçgendir. Hadi Bursa şıkkını deneyelim. Şimdi 7 hipotenüs olacak. O halde 7'nin karesi büyük müdür? 5'in karesi 25. Artı 4'ün karesi 16'dan. Toplayalım bunları. 41 yaptı. Evet, 49 41'den büyüktür. Bu şekilde deneyeceğiz dostlar. Ben bir doğru cevaba bakayım. 8 neymiş? Edirne'ymiş. Bakalım gerçekten Edirne geniş açılı değil mi? Şimdi normalde geniş açılı olması için 11'in karesi, yani en büyükleri 11 olduğu için 11'in karesi büyük olmalı. 9'un karesi artı 7'nin karesinde. 11'in karesi 121 büyük müdür? 81 artı 49'dan. Bu da 130 yaptı. 121 büyük müdür 130'dan? Kesinlikle değildir. O halde bu adam geniş açılı üçgen değildir dedim. Geldim 9'a. ABC ikizkenar dik üçgen. O halde şurası 45. Şurası da 45. 90'ın karşısındaki kenar en büyük kenar olduğu için x bir kere kesinlikle y'den, x bir... Video durmuş dostlarım. Tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi dedim ki şuranın tamamı 45 derece ise şu aradaki minik açı kesinlikle 45'ten küçük bir açı. Şimdi bu 45'ten küçük, bu da 45 ise 45'ten küçük olanın, yani y'nin z'den daha küçük olması lazım. Y küçüktür z'den. Bakalım y z'den küçük, y z'ye eşit iptal, y z'den büyük iptal. 9. sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 10 numaraya geçtik dostlarım. Şimdi bir okuyalım soruyu. Şekildeki caddeleri düz olan bir semtin krokisi verilmiştir. Bu krokide şimdi açılar var. Önce şu açılardan bir diğer eksik olan açıları bulayım. Muhtemelen de bize en uzun yolu soracak arkadaşlar. Onu ona göre okuruz en sonda. 80, 40 daha 120. Şuraya 60 kaldı. 50, 60 daha 110. Şuraya da 70 kaldı. Ok yöntemini yaparsak bir kere şeklin en uzun kenarı okulla terzi arasındaki kenar. Uzun, en uzun yol burası. Şimdi soruyu okuyalım. Mehmet öğretmen gömleğini diktirmeye gidiyor. Diyor ki en sonunda da bu kişiler aynı hızla hareket ettiklerine göre hedefine en geç ulaşacak kişi. Yani en geç gidecek, en uzun yolu soruyor bize. Zaten biz direkt bulduk değil mi? Cevap direkt çıktı arkadaşlarım. En uzun yol hangisi? Okulla terzi arasındaki yol. Yani Mehmet öğretmenin direkt gömleğini diktirmeye gittiği yer en uzun mesafedir. Bu sorunun cevabı Mehmet'tir arkadaşlarım. Adana'yı işaretledim. Geldik şuna. Dik kenar uzunlukları 5 ve 12 birim olan dik üçgen biçimindeki kağıt. O zaman 5, 12, 12, 13 üçgenidir burası. Şimdi şu kuralı hatırlayacağız. Şuradaki A ile B'nin toplamı. A ile B'nin toplamı her zaman şu üstteki iki kenarın toplamından küçük. Tabandan da büyüktü arkadaşlarım. 13'ten büyük, 17'den küçük. Kesilerek iki parçaya ayrılıyormuş bu şekil. Yukarıda verilenle göre oluşan kağıt parçalarının çevrelerinin toplamının en büyük değeri. Şimdi bunun zaten şurası 5, şurası 12. Bunun da şurasını biliyoruz 13. Yani geriye sadece şu A ile B'nin toplamı kaldı. Bunun çevresi 13 artı A artı B. Bunun çevresi 10
17 artı a artı b, yani ikisinin çevresini toplarsam 30 artı 2 tane a artı b geldi. Ve en büyük değerini soruyor. Şimdi benim a artı b'yi en büyük seçmem lazım. İşte burada dikkatli olacaksın kardeşim. Bak, a ile b, a ve b kenarı tam sayı olsun demiş mi bana? Yani sen a artı b'yi buradan 16 niye seçesin değil mi? 16,5 seç mesela a artı b'yi. Hani 16 seçersen cevap ne geliyor? 32, 30 daha. Bak 62 geliyor şıklarda, biliyor ki ÖSYM bunun şıklarına 62'yi koyar. Çünkü neden? ÖSYM senin buradan a artı b'yi, a artı b uzunluğunu 16 seçeceğini düşünür. 17'den bir önceki sayı 16 seçeceğini düşünür. Ama a artı b 16 tam sayı olsun diye bir kural yok arkadaşım. Ben 16 değil 16,5 seçiyorum a artı b'yi. Şuraya 16,5 yazdığımda 32, 33 oluyor şu kısım. 30 da buradan geldi. Çevresinin en büyük değeri 63 çıktı Gobeller. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. İyi çalışın dostlar.